Yar başından bulanır, ovayı dolanır. Canım oy, sende çok haller bulunur. Canım oy, dağlar duman olur, çayır çimen olur. Ben yarı görmesem halim yaman olur, halim yaman olur. Vay vay, ben yarı görmesem halim yaman olur, halim yaman olur. Aşk oduna yanmadı mı? Canım oy, can yakmadan doymadı mı? Canım oy, dağlar duman olur, çayır çimen olur. Ben yarı görmesem halim yaman olur, halim yaman olur. Vay vay, ben yarı görmesem halim yaman olur, halim yaman olur. Yaz görmemiş kışa benzer. Canım oy, dert görmemiş başa benzer. Canım oy, çok içmiş sarhoşa benzer. Canım oy, dağlar duman olur, çayır çimen olur. Ben yarı görmesem halim yaman olur, halim yaman olur. Vay vay, ben yarı görmesem halim yaman olur, halim yaman olur. Şafak söktü yine, sunam uyanmaz. Hasret çeken gönül derde dayanmaz. Şafak söktü yine, sunam uyanmaz. Hasret çeken gönül derde. Çağırırım sunam, sesim duyulmaz. Uyan sunam uyan, derin uykuna. Çağırırım sunam, sesim duyulmaz. Uyan sunam uyan, derin. Çektiğim gönül elinden, usandım gurbet elinden. Hiç kimse bilmez halimden, uyan sunam derin.
ettiğin gönül elinde. Usandım gurbet elinde, hiç kimse bilmez halimde. Uyan sular derin uykuda. Sevgili Cem TV izleyenleri, bugün sizi bu şekilde uyandırdık. Gerçi saat 2 oldu, artık uyuyan kalmamıştır ama gece çalışıp da eğer, evet, değil mi? Gündüz uyuyan varsa uyansın efendim. Çünkü pazar kahvesi başladı. Kahvelerinizi alın, ekranlarınızın başına ailenizle birlikte geçin. Çünkü müzikle ilgili gerek çocuklara verilen eğitimle, müzik eğitimiyle ilgili, gerek işte hocamızın, bugün Şahin Aydın var efendim, Türk Halk Müziği sanatçımız Şahin Aydın size engin tecrübelerinden bahsedecek, çok güzel türküler söyleyecek. Gerçekten çok güzel sesiniz var. Şahin hocam, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Eyvallah. Çok mutlu ettiniz bizi. Eyvallah. O sizin güzelliğiniz. Çok, Cem TV'nin güzelliği. Çok bizi, canımsınız. Evet, bizi kitlelerle buluşturan bu TV'ye de sonsuz saygı ve sevgilerimiz. Evet. Sonsuz efendim, gerçekten. Sevgili Hüseyin İrfan Fırat, siz de perküsyonda bize eşlik edeceksiniz. Hoş geldiniz, hoş tekrar. Bulduk. Bu arada yeni yılın ilk programı, evet. Şahin hocam, bu anlamda olacaktır. Uğurunuz olsun inşallah. Şahin gibi güçlü olur. İnşallah Şahin gibi güçlü, evet, evet. Uçarak, evet. Ayakları yere basan, evet, böyle. Evet. Zaten biz izleyenlerimizle gerçekten çok güçlüyüz. Onlar bizi hiç bırakmıyorlar, evet, biz eminiz. Sevgili izleyenler, bizi bırakmıyorsunuz, ben eminim. Dediğim gibi kahvenizi, çayınızı alın, ailenizle yanınıza toplayın. Gerçekten hem müzik eğitimiyle ilgili hem birçok paylaşacağımız diğer konularla ilgili faydalı bir program olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla yapıyoruz zaten. Tekrar hoş geldiniz. Siz de tekrar stüdyomuza hoş geldiniz. Sevgili hocam, siz
Söyleyeyim mi? 1966 yılında Divriği de doğdunuz, tabii, tabii. Değil mi? Divriğlisiniz, Sivaslısınız. Yani aslında, ben de... aslında inkar etmek gibi olur. Yaşın inkar edilir mi? Ne çok gençsiniz, çok şık duruyorsunuz. Gerçekten ederim. Çok zarifsiniz. Hüseyin Hocam da bakan öyle. Bakan göz önemli zaten. Aynen, değil mi? Bakmak değil, görmek evet, asıl olan. Divriği'de doğdunuz, Karaağaç Köyü. Doğdunuz. Evet. Köyünüz Karaağaç'ta. Buradan bütün Divrililere, bütün Sivaslılara, ben de Sivaslıyım evet. Bu arada. Bütün Sivaslılara evet. Sevgiler, selamlar. Bütün memleketimizin bütün güzel illerine evet. Sevgiler, selamlar. Şimdi 5 yaşında doğduğunuz yerde ilkokula başladınız. Evet. Maalesef 5 yaşında başlamışım. 5 yaşında ama şimdi de 5 yaşında başlatıyorlar. Evet demek ki o zaman evet, ben doğru yolu doğruyu, bulmuşum o zaman. Siz o zamandan bulmuşsunuz da. O da gerçi tartışılır. Evet, o da başka programların konusu. Yani ablamla tabii. Beni okula götürmüşler. Öğretmen ilk gün demiş bu çocuk yetenekli bunu kayda alalım diye. Öyle evet. Almışlar öyle gitmiş. Çok güzel başlamış. Onu siz de bulmuşlar o evet, yeteneği evet. Keşfetmişler. Orta öğretiminizi Ankara'da tamamladınız. Ankara'ya siz hani babanızın ya da işte ailenizin şeyinden dolayı mı gittiniz? Ortaokulu okumak için köyden çıkmam gerekiyordu. Köyde ortaokul yok muydu yok, o zamanlarda? Yok tabii ilkokul vardı. Ya Divriğe gitmem gerekiyordu ya Ankara'ya. Ankara'ya gittim. Oraya gitmem doğru oldu. Ortaokulda işte saman pazarına gidip ilk bağlamamı orada çay sattım. Simit satarak. Ne kadar güzel. Paramı kazandım. Kendi gittim saman pazarından bağlamamı aldım ve orada başladım. Çok güzel. O yürüyüş. Ankara'da o zaman siz ortaokula giderken ilk bağlamanızı aldınız evet. Ve kendi kazandığınız paranızı tabii, aldınız. Evet, ve Ankara'da kimlerden hani şey yaptınız, feyiz aldınız? Yani daha çok ben o zaman... Gerçi Divriği'den dolayıdır sizin bağlamayla. Tabii halk bağlamayla. Ozanları geleneği bizim yöremizde çok yaygın. Daha çok dinliyordum. İşte Aşık Veysel'ler, Davut Sular'ı, İsmail Daimiler... onları dinliyordum. İşte Arif Hocalar vardı o zamanlar yeni çıkmışlardı. Bunları örnek alarak bir bağlama aldım. Bir abimiz de vardı. Gözleri de görmüyordu. Hı hı. Aşık Veysel de o zaman çok dinlenir durumdaydı. Bir sazımın akordunu bozuyordum ona götürdüm. Akort yaptırıyordum. Yaparken perdeleriyle oynuyor, çalıyor falan orada bir şeyler görüp sonra kendim uğraşmaya başlıyordum. Böyle böyle bu yola girdim. Zaten bunu çok seviyordum. Müzik yapmam gerekiyordu benim. Hayatımda olmazsa olmazlardan bir tanesiydi bu. Kesinlikle. Zaten Sivas'ta olup bağlama çalmayınca dövüyorlar adamı. Sivas'ta gerçekten çok muhteşem bir evet. Menba var hocam değil mi? Yani bütün aşıklar, bütün ozanlar. Evet. Sivas, Erzincan. Felsefi yanı çok güçlü. Çok. Türkülerinde belki oyun havaları falan çok ön plana çıkmamıştır ama Sivas'ın işte Malatya, Erzincan, Tunceli... o civarlarda türkülerdeki felsefi değişler, sözler çok önemli. Yani değişler. Bir mısrasıyla bir kitap yazacak kadar güçlü sözler vardı. İşte bütün hakikaten. Evren semah döner. Çok yani güzel. Dünyanın döndüğünü gösteriyor size. Yani bununla ilgili çok şeyler düşünülebilir. Oranın felsefi yanı çok güçlü. Beni zaten cezbeden yanı da o felsefi yanıydı. Tabii müziğin hayatta çok etkileri, yanları var. Birileri oyun havaları türünü sevebilir. Olabilir tabii. Tabii o halk müziğin genişliği zaten. Her insan aynı tabii. Şeyde değildir, seviyede değil zaten. Her insanın farklı özellikler vardır. O biraz o. Yaşayış biçimiyle, evet, aldığı doğru, kültürle, hayatı algılayışıyla, tabii, aldığı tabii. Eğitimle hı. Alakalı. Biz değiş diyelim isterseniz. Okay, bizim diyelim. Özümüz değiş. Çok da güzel olur şimdi bu konuşmanın üstüne bir değiş. Ben Aşık Turabi'den bir değiş okuyayım. Çok güzel. Thank you.
Salma dilge misin engine aşık, erenler ceminde payen bulunmaz. Salma dilge misin engine aşık, erenler ceminde payen bulunmaz. Her yerde fahş etme sırrı hakikat, onu fark edecek bir can bulunmaz. Ali çoktur Şah-ı Merdan bulunmaz. Her yerde fahş etme sırrı hakikat, onu fark edecek bir can bulunmaz. Ali çoktur Şah-ı Merdan bulunmaz. Arif'in talini tarif ne hacep, efsane sözlerden eyle feragat. Arif'in halini tarif ne hacep, efsane sözlerden eyle feragat. Hani nerede göster sahip keramet, böyle bir acayip devran bulunmaz. Ali çoktur Şah-ı Merdan bulunmaz. Hani nerede göster sahip keramet, böyle bir acayip devran bulunmaz. Ali çoktur Şah-ı Merdan bulunmaz. Turabi cihanda olmaz serseri, fark eden kalmamıştır gevheri. Turabi cihanda olmaz serseri, fark eden kalmamıştır gevheri. Kimsenin kimseden yoktur haberi, böyle bir acayip devran bulunmaz. Ali çoktur Şah-ı Merdan bulunmaz. Kimsenin kimseden yoktur haberi, böyle bir acayip devran bulunmaz. Ali çoktur Şah-ı Merdan bulunmaz. Ay, evet. Bu kadar, o kadar güzel sözler ki, evet. O kadar güzel. Hani üstüne hakikaten hiç laf söylemeye gerek yok. Evet. Hiç gerek yok. Siz 1980-1982 yılları arasında Almanya'ya gittiniz, Almanya'da kaldınız. Sebebi neydi? Orada müzikle ilgilendiniz mi? Halk aslında müziğiyle? Mecburi bir gidiş oldu. 12 öyle Eylül mi? Biliyorsunuz 12 Eylül darbesi Türkiye'de büyük yaralar açtı. Evet, maalesef. O arada benim de yurt dışına gitmem gerekiyordu. Bir iki yıl yurt dışında kaldım. Orada halk kültürüyle işte Batı müziği arasında da sentezleme imkanım da oldu. Çok güzel. Orada izledim, dinledim.
Orada kalacaktım, sonra dedim ki hayır, ben vatanıma dönmek zorundayım. Çok iyi yaptınız. Çok iyi yaptınız gerçekten. Döndüm. Hoş lise geldiniz. 2'den ayrılmıştım. Terktim. Tekrar liseyi bitirdim. Sonra İstanbul'a geldim. Müzik hayatımın artık profesyonel başlamasına adım atmış oldum. Almanya'yla şimdi iletişiminiz var mı, yine gidip geliyor musunuz? Yok. Yani yok, konserlere falan kaldı. Gidiyorum. Evet. Ha, nasıl gidiyorum. Almanya'da Türkler, değil mi? Ne kadar hasretler bizim. O zamanlar çok daha farklıydı tabii. Şimdi Türk nüfusu çok arttı. Tabii. Yani orası artık birçoğunun Almanya'nın bir şehri var, köyü var hatta. Bir köyüne gidiyorsunuz, onar köyü komple iki tane Alman, geri kalan hepsi Türk. Çok yani güzel. Türkler artık kendi vatanları gibi orayı kabullenmişler. Bütün gurbetçi, Almanya'da ya da evet, yurt dışında yaşayan bütün gurbetçi izleyenlerimize, dostlarımıza, sevenlerimize buradan kucaklar dolusu sevgiler, selamlar. Her şey istedikleri gibi olsun. Orada Darmstadt kentinde umarım benim bir kirvem var. Kavuşurlar. O da halk kültürüne çok büyük katkılar sunan müzik okulu var. Zaman zaman gidiyorum, müzik okulunda ders veriyorum, konserlere gidiyorum. O da bu kültürü, kültürler arası köprü anlamında 100 kişilik ekiple gelip burada bir konser verdik. Alman ekip güzel. Geldi burada benim okulumla beraber. Çok güzel. Oraya konserlere gidiyorum. O kültürü de orada devam ettiren, kültüre sahip çıkan insanlarımız da çok orada. Hürşeyit Köse'ye de burada o kültüre devamından selamlar. Dolayı çok teşekkür çok ederim. Çok sevgiler, sevgili teşekkür ederiz. Siz Arif Sağ'la tanıştınız. Evet, Arif Sağ müzik okulundan. 9 ay gibi kısa bir zaman dilimi içerisinde evet, ders aldınız ve müdür oldunuz kuruma. Öğretmen, asistan olarak başladım. Öğretmen, asistan olarak başladınız. Asistan öğretmen olarak başladım. Evet, tamam. Biraz onlardan bahseder misiniz? Arif Sağ da buradan sonsuz sevgiler. Çok büyük üstad gerçekten. Tabii, çok büyük üstad. Arif Sağ. Sonsuz sevgiler. Bu kültürün bugüne gelmesindeki önemli çok etkenlerden bir tanesi. İdoldür bizim çok, için. Çok. İşte ben Arif Sağ Müzik Okulu'nda Arif Hocam'la 17 sene beraber çalıştım. Orada eğitmenlik yaptım. 9 ay eğitim aldıktan sonra orada asistan olarak başladım. Aynı anda konservatuara başladım. İstanbul Teknik Üniversitesi konservatuara evet, başladım. Hem o konservatuarda öğrencilik görevim devam ederken aynı anda Arif Hocam'ın müzik okulunda da asistan öğretmen olarak derslere giriyordum. Derlere hayata o anda başladık. Sonra kaset dünyasına girdik. Sonra piyasada herkesi albüm çalmaya yaptım. Başladık. Albümlere çaldık. 600'ün üzerinde albüme bağlamamla eşlik ettim. 40 tane albüm yönettim. Evet. Tabii, evet, yani evet, gerçekten yani muhteşem işler yapmışsınız. Bu kültür benim için vazgeçilmez unsurlardan bir tanesi. Ben her şeyim olsun istemiyorum ama bu kültürün her noktasını öğrenmek istiyorum. Daha işin başındayız diye her düşünüyorum. Her noktasında da yapmışsınız bir şeyler. Daha güzel şeyler. Güzelle olduğumu düşünüyorum. Yok, estağfurullah. Evet. Siz hem öğretmensiniz. Evet. Şimdi bir kursumuz var. Şahin evet, Aydın Müzik Merkezi. Evet. Sevgili izleyenler. Nerede hocam yerimiz? Bahçeşehir. Yani Esenyurt, Esenkent'te. Esenyurt, Esenkent. Bahçeşehir taraflarında oturan evet, arkadaşlarımız. Bağlama ya da piyano, gitar, bütün enstrümanların milli eğitimi bağlı bir kurum var. Burası. Milli eğitime bağlı bir kurum. Evet. Ve çok profesyonel konservatuar mezunu hocalarımız ders veriyor bu kurumda. Şahin Aydın Müzik Merkezi. İnternetten bulabilirler. Varlar tabii, evet, bulabilirler. Şahin Aydın diye yazdığınızda karşınıza çıkacaktır. Çocuklarınızı lütfen yönlendirin. Herhangi bir müzik enstrümanı çalması. Kesinlikle. Çocuklarımıza konuşacağız onu. Çok konuşacağız. Çok şey katıyor. Konuşacağız. Biz, çocuklarınızı da alın, bizi seyredin. Bir türkü arası verelim isterseniz. Verelim, verelim. Ne yapalım, ne yapalım, çalalım. Birlikte yapalım bir şey. Hocam dedik ne diyelim. Biz türküler hazırladık. Güzel güzel türküler hazırladık. Onlardan bir tanesini söyleyelim. Şifa ne diyelim? İstemem. Şifa okuyorum. İstemem. Evet. Aa, güzel olur. Şimdi burada bana çok iş düşüyor diyorsun. Olsun. Size biraz zahmet veriyoruz ama. Cem TV bugün beni çalıştırıyor yani. Affediniz. Çalışmak iyidir hocam. Evet evet, güzeldir. Deyip böyle biraz teşkin teşkin. Bırak beni bu halimden.
içinden yeter dikenin batmasın. Yeter dikenin batmasın. Gece gündüz bu hizmeti şefaatin kerametin senin olsun hoş sohbetin. Yeter huzurum gitmesin. Senin olsun hoş sohbetin. Yeter huzurum gitmesin. Taşa değmesin ayağım, lale sümbül açsın bağım. İstemem mert eylediğin, yeter arkamdan atmasın. Yeter arkamdan atmasın. Kolay mı gerçeğe ermek, dost bağında güller dermek. Orada kalsın değer vermek, yeter ucuza satmasın. Orada kalsın değer vermek, yeter ucuza satması. Yardımın yeter yakamdan tutmasın. Yeter yakamdan tutmasın. Nesimiyem vay başıma, kanlar karıştı yaşıma. Yağın gerekmez aşıma, yeter zehirin katmasın. Yağın gerekmez aşıma, yeter zehirin katmasın. Küçük bir reklam aramız var sevgili hocam, müsaadenizle. Sevgili izleyenlerimiz, bizden ayrılmayın. Çok güzel türkülerle ikinci yarıda sizlerle birlikte olacağız efendim. Dur hemen panik yapma, Zigavus hep yanında. Al bir tane Zigavus, yıka saçlarını ve sen de bu farkı hisset. Zigavus, saçlarınıza değer. İstanbul'a yakın, Ege Denizi kıyısı olan
adalar manzaralı, denize 2 dakika mesafede Saros Körfezi'nde. Gelin sizin de imarlı bir yeriniz olsun. Kefilsiz, kredisiz sizleri yer sahibi yapıyoruz. Denize 0, 2,5 kat villa konut imarlı arsalarımız sadece 59.900. Yarısı peşin, yarısı bütçenize uygun taksitlerle. Telefonlarımız 0212-925-32-32. Hemen arayın, yerinizi ayırtın. Ben şunu söylüyorum. Almanız için değil, gelip arazimi görmenizi istiyorum. Ne satıyorum onu görmenizi istiyorum. Bir pazar günü tüm masraflarınız bende. İster yazlık, ister yatırımlık, isterseniz sürekli yaşayabileceğiniz bir yer. Ömrünüze ömür katabileceğiniz bir yer. Saros. Bizler nasıl yapıyoruz? Kimseden bir kuruş para almıyoruz. Hiçbir sözleşme yapmıyoruz. Tapusunu cebine gönül rahatlığıyla koyduktan sonra ödemesini ondan sonra bize yapıyor. Kazançları ne olur? Bizler buraya inşaata başladığımız andan itibaren emin olun ki bir arsa şu an 59.900'e aldıkları 90.000, 100.000, 120.000 liradan aşağı olmayacak. E5 karayoluna 3 kilometre. Gelibolu merkeze 30 kilometre. Dünyanın en uzun asma köprüsü olacak olan Çanakkale Köprüsü'ne 32 kilometre. Kınalı Tekirdağ, Çanakkale, Savaştepe otoyoluna 7 kilometre. Koru Dağların eteklerinde dünyada kendi kendini temizleyebilen 3 denizden birisi olan Saros Körfezi'nin yanı başında. Ayrıca araç takas imkanlarımız mevcuttur. Araçlarınızdan zarar etmiyorsunuz. Piyasa değeri neyse o değerden alıyoruz. Hemen tapu teslim. Önce tapu, sonra ödeme diyoruz. Telefonlarımız 0212 925 32 32. Saros Körfezi zaten kendi kendini temizleyebilen nadir denizlerden bir tanesi. Kıyılarda hiçbir zaman deniz kirliliği oluşmaz. Balık popülasyonu çok güzeldir burada. Sadece balık olarak değil, ben burada deniz atı da gördüm, yani öyle düşünün. Çok kolay görülebilen bir cins değildir. Muhteşem bir yer. Açık akvaryum özelliği, bitki çeşitliliği, dalış merkezi, kuş barındırma alanı, su altı fotoğrafçılığı ve tarihi dokusuyla. Mavi ile yeşilin buluştuğu bir yer. Çanakkale, Gelibolu, Saros Körfezi. Büyük dev projelerin hayata geçtiği ve aldığınız andan itibaren size kazandıracak bir bölge. Hemen yanı başımızda projeleri bitmiş siteler, villalar yer almaktadır. Telefonlarımız 0212 925 32 32. Hemen arayın, yerinizi ayırtın. Ç
Cıngılı taşlı dağlar, korkurum da gelmeye.
gözlerim yaşlı galay, dudalar taşlı galay, cıngılı taşlı galay. Korkuram ya gelmeye, gözlerim yaşlı galay. Hiçbiri olmayaydı. Bu gala taşlı gala, cıngılı taşlı gala. Korkurum ya gelmeye, gözlerim yaşlı gala. Bu gala taşlı gala, cıngılı taşlı gala. Korkurum ya gelmeye, gözlerim yaşlı gala. Böyle hareketli de sohbete şen şakrak girelim. Evet, evet. İyi oldu bu. İkinci bölümdeyiz efendim. Dediğim gibi çocuklarınızı alın. Şu an çocuklarla ilgili konuşacağız yanınıza. Sevgili hocam. Buyurun siz Şahin Aydın Müzik Merkezi'nde müzik eğitimi de veriyorsunuz. Ve birçok değerli hocalarımızla birlikte bağlama, gitar, işte şan, piyano, keman hazırlık. Bütün evet konservatuara hazırlıyorsunuz. Evet. Enstrümana başlama yaşı, özellikle bağlama çaldığımız için bağlamadan bahsedecek olursak, bağlamaya çalma yaşı var mı? Şimdi yani 3 yaşında bir çocuğun bağlamaya başlama şansı yok çünkü enstrüman tutma şeyi yok. Belki onu çok küçük minik cüralar alarak enstrümana özendirme şeyi olabilir. Küçük enstrümanlarla tabii, evet, küçük yaştaki çocukları özendirebiliriz değil mi? Çok özel illa bağlamayla haşır neşir olmak, bununla başlamak istiyorum diyen öğrencilerimiz de oluyor. Onun da yolu işte küçük enstrümanlarla alıp ritim sazlarla beraber gerek renklerle gerekse ses duyumlarıyla beraber çocukları yetiştiriyoruz biz. Hı hı. Piyano için 5 yaşından itibaren çünkü piyanonun tuşları sabit olduğu için rahat başlanabilecek bir okuma yaştır. Okuma yazmayı öğrendikten sonra? Okuma yazma da olmayabilir. Biz renklerle de öğretiyoruz. Çünkü doğada seslerin de bir renkleri vardır işte. Hı hı hı. İşte fa sarı renktir, işte bilmem doğu bilmem ne renktir diye o renklerle de çocuklara öğretebiliyoruz onu. Şekillerle, renklerle küçük yaşta aslında çocuklarımızın bu toplumun eğer kurtulmasını istiyorsak, kesinlikle, aydınlık günleri yaşamasını ve geleceğe düzgün bir miras bırakmak istiyorsa kesinlikle çocuklarımızın sanatın, edebiyatın ve sporun bir dalından tutmak zorundalar. Bunu Batı keşfetmiş, evet. Batı Rönesansı reformu bu sayede yapmış, evet. Ama biz hala sanatı, yani içine tükürdüğümüz bir malzeme olarak görürsek bizim orta çağın karanlığına doğru gitmekte çok hızlı yol alırız. Ama kesinlikle, sanatı baş tacı etmediğimiz sürece bu ülkede bir adım ileri gitme şansımız yoktur. Kesinlikle, çünkü kesinlikle. Sanatsız yani işte Ulu Önder Atatürk söylemiş, sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından bir tanesi kopmuş demektir. Evet, yani kesinlikle, yaşayamazsınız. Kesinlikle. Kalbinize giden damarlardan bir tanesinin eksik olduğunda nefes alamazsınız, tabii, koşamazsınız, yürüyemezsiniz. Peki. Sanat bizim gıdamız. Aynen. Yani aç kalabiliriz, susuz kalabiliriz, elbisemiz olmayabilir, kirada oturabiliriz, her şeyimiz ama sanatı, kültürü eksik etmemeliyiz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Peki çocuklarımıza ne faydası var? Bir enstrüman çalmanın çocuğa ne gibi faydaları var? Bir defa çocuk evrensel anlayışı benimsemiş olacak. Bir, her bir enstrüman bir insan demek. Yani notalarla düşünebiliyor musunuz? Siz bir sesi duyduğunuzda onun hangi notaya tekabül ettiğini yani duyabilmek kadar güzel bir şey var mı? Şurada işte dararam dedin, işte sidore dediğini anlamak kadar güzel bir şey var mı? Yani çocukların bu bilinçle, bu akılla, bu mantıkla yetişmesi gerekiyor. Enstrüman, her enstrüman bir insan demektir. Ne kadar enstrüman tanırsanız o kadar insanlarla haşır neşir olursunuz. Dünyada tek yaşamak yalnızca Yaradan'a mahsus biliyorsunuz. Yani bir şeyleri paylaştığınız zaman, sesinizi, enstrümanınızı, bilgilerinizi paylaştığınız zaman bir değeri var. Eğer siz bilgilerinizi çok bilgili olabilirsiniz ama bu ekran karşısında insanlarla paylaşmıyorsanız, benimle paylaşmıyorsanız, bir yerlere sunmuyorsanız o bilginin hiç kıymeti yok. Çürür gider. Tabii ki rahmetli hocamız Nida Tüfekçi, ben konservatı okuduğum zaman, biz dışarıda bahçede oturduğumuz zaman geçtiğinde herkes ayağa kalkardı. Evet.
Korkudan değil, sevgiden. Sevgi ve saygıdan. Ve saygıdan. Çünkü tabii. O hep derdi. Çocuklar bildiğiniz her şeyi öğreteceksiniz. Tabii. Öğretmeyecekseniz buraya gelmeyin. Aynen. Çünkü buraya geliyorsunuz, öğreneceksiniz. Siz de bunu gidip Anadolu'da veya nerede yaşıyorsanız orada bu kültürü başka bir yerlere doğru bir şekilde, doğru bir kaynaktan aktaracaksınız. Kesinlikle. Şimdi Google dediğimiz bir çöplük var. O çöplükte her şey var. Her şey var. Ama önemli olan orada doğruyu doğrusunu bulabilmek. Doğrusunu bulmak. Ha, X türküyü istediğinizde bu türküyü kim okur? Neriman Altındağ Tüfekçi okur. Kaynağından dinlemelisiniz. Veya doğru kimden? Da bilgiden geçiyor hocam. Tabii işte. Biliyorsanız doğruyu lazım. Buluyorsunuz. Evet işte. Bilmeden Google'a yönlendiyseniz tabii. Dediğiniz gibi çöplük Google. Tabii her şey orada. Ama doğru değil. Bunu doğru bilmeleri değil. Gerekiyor. Evet. İşte biz bu yedi ulu ozanları, şairleri dinleyerek büyüdük, yetiştik. Tabii, kesinlikle. Yani onların biraz önce arada da konuştuğumuz gibi her mısrasından bir kitap yazacak kadar güzel sözlerimiz var bizim. Kesinlikle. Yani, hadi bir tane o zaman bir tane yapalım. Bir i̇şte tane okuyalım. İşte benim en çok sevdiğim Melulli, çok severim. Melulli'den. Deyişlere gibi. Bayılıyorum evet, hocam Melulli'den. Ya. Gerçekten muhteşem deyişler. Melulli Baba'dan bir tane okuyayım. Melulli Baba'dan evet. Bir deyiş okuyacak sevgili Şahin. Biz dostun devrişanıyız. Ey gönül biz dostun devrişanıyız. Dergah-ı alamız dost otağıdır. Can teslim etmişiz koç kurbanıyız. Gerdana çalınan dost bıçağıdır. Dost bıçağıdır. Can teslim etmişiz, koç kurbanıyız. Gerdana çalınan dost bıçağıdır, dost bıçağıdır. Cenneti parasız ahide verdik. Cenneti parasız ahide verdik. Cehennem korkusunu gönülden sildik. Buri yıkılmanı biz burada bulduk. Bizim cennetimiz yar kucağıdır, dost otağıdır. Buri yıkılmanı biz burada bulduk. Bizim cennetimiz yar kucağıdır, dost otağıdır. Ders veremez hacıyla hoca. Muhammed miraca çıkarmış gece. Bizim miracımız dost otağıdır, dost otağıdır. Muhammed miraca çıkarmış gece. Bizim miracımız dost otağıdır, dost otağıdır. Söyletmeyin şu Melulli deli. Söyletmeyin şu Melulli deli. Nideyim ben gelip geçen nebi. İsa gibi diri kılan ölüyü. Şol lebinden akan dost tırmağıdır, dost tırmağıdır. İsa gibi diri kılan ölüm, şol lebinden akan dost tırmağıdır, dost tırmağıdır. Evet. Bravo. Çok anlamlı, çok, çok güzel sözler. Evet. Melulli Baba'ya hürmetlerimiz. Baba'ya hürmetler evet. Çok büyük bir kalem. Çok, çok büyük bir ozan. Gerçekten.
Hocam siz korolarda evet. kurdunuz, yönettiniz değil mi? Evet. Hangi korolardı bunlar? Arif hocamla, Arif Sağ Müzik Okulu'nda çalışırken Gönülden Gönüle Halk Müziği Korosu vardı. Hı-hı. O enteresandır. Ben onun bağlama sanatçısıydım. Bağlama çalıyordum koroda. Sonra o koronun şefliğini aldım. 10 senede koronun şefliğini yaptım. 100 kişilik bir ekibimiz bayağı bir vardı. Zaman. Bayağı bir zaman. Evet. Çok da kalabalık bir koroymuş. Evet, 100 kişilik bir tek koromuz vardı. Tek ses mi söylüyordunuz hocam? Zaman zaman çift ses de yapıyordunuz. Oldu. Çok güzel. İşte Harbiye'de, AKM'de birçok yerde konser verdik. Arif Hoca ile de konserler verdik çok o güzel. Koromuzla. Arif Sağ Müzik Okulu'nun, Aksaray'daki eski Arif Sağ Müzik Okulu'nun bu kültüre kattığı çok önemli insanlar var. Çok. İşte Güler Dumanlar buradan geçmiştir. Kemal Kaplanlar, Metin Karataşlar birçok insanlar var buradan yetişenler. Hı hı. Onlar da kültürün şu an önemli bir taşıyıcıları, evet. aktarıcıları ve bu kültürde söz sahibi olan arkadaşlarımız. Evet. Dolayısıyla orası bir okuldu. Yani konservatuvar tekti ama orası ikinci bir özel konservatuvar gibi çalıştı. Çok iyi insanlar işi. Ben de oradan yetişme. İnsanlar yetişti. Şimdi birçok üniversitenin konservatuvarları var. Hı hı. Ama gençlerimiz de bu kültüre sahip çıkacak o kadar özverili yeni bir gençlik ben çok şey yapamadım. Biraz neden? O konuda tedirginim. Neden? Yani şimdi popüler kültürün pompaladığı bir şey var. Kapitalist sistem. Belki hani teknoloji çok mu meşgul ediyor gençlerimizi acaba? O belki bir nokta olabilir ama kapitalist sistemin bir özelliği vardır. Eğer bir ülkeyi yok etmek istersen önce o ülkenin kültürünü ele atacaksın. Evet. Kültürünle önce kendisininle özdeşleştireceksin. Yani evet. benim çocuklarım da dahil birçok müzik dinlerler ama bugün dinler yarın unuturlar. İşte 600 yıl önce Pir Sultan'ın söylediği söz hala bugün geçerliliğini koruyorsa demek ki bu kültürün bir önemi var demektir. Evet, evet. Yani evet. iki ay önce söylenmiş bir şarkının belki bugün hiçbir yerini hatırlamıyor olabilirsiniz. O gün o şarkı 1 milyon satmış olabilir. Önemli olan kişinin oradan bir şey kazanması değil, toplum bir şey kazanıyor mu? İşte bizim halk kültürünün önemli yanlarından bir tanesi o. İşte bizim okullardaki özelliklerden birisi de bu kültürü sağlam kişilerle, doğru kaynaklarla gelecek kuşaklara aktarmak. Bizim görevimiz bu. Biz elçiyiz burada. Yalnızca taşıyıcıyız burada. Öğretmenlerin görevi bu. Tabii ailelerin tabii. görevi. Ailelerin görevi de topluma faydalı bir birey yetiştirmek. Çocuğu yalnızca ben çocuk yaptım, bıraktım. İşte hak onun nasibini verir değil, çocuğu doğru yönlendirebilmeliyiz biz tabii. Yani çocuğun bir spora yönlendirmiyorsan, sanatın, edebiyatın, kültürün, herhangi bir yerinden tutmuyorsanız o çocuk topluma faydalı olmayabilir. Evet. Faydalı olmasa nasıl bu dünyaya hakim olacaksınız? Evet. Kapitalist sistemde bu global eriyip dünyada gidecek. Nasıl siz çağdaş bir ülke olacaksınız? Evet. Çağdaş ülkenin şimdi bir Fazıl Say'ı yetiştirebiliyor muyuz? Çok zor. İşte Fazıl Say'ı bugünkü mantalite bu anlayış kabul etmiyor. Yasaklar koyuyor. Evet. Ama dünyada 250 gün konser veriyor. Fazıl Say denen o usta sanatçımız dünyada evet. 250 gün konser veriyor. Her tarafta full gişe oynuyor. Bilet evet. bulamıyor insanlar ama biz onun kıymetini bilmiyoruz. Peki neyimizde biz kendimizi tanıtabiliriz? Bu toplumu nasıl tanıtabiliriz? Kültürle, sanatla herhangi bir icatımız var mı? Bir televizyon icat ediyor muyuz? Başka bir şey icat ediyor muyuz? Hayır. En azından bu kültürün kaynakları çok önemli. Benim Fransa'dan kompozitör bir öğrencim geldi. Evet. 6 ay burada bağlama dersi aldı. Bağlamayı çalıp gitti adam. Bu kültüre hastayım dedi. Koma sesleri öğrenmek istiyorum dedi. Çok büyük zenginlik. Koma sesleri tanıdı gitti tabii. Tabii. Bizde bu zenginlikler var ama biz bu zenginliği işte planlı, projeli bir şekilde dünyaya tanıtmıyoruz. Tanıtamıyoruz. Yani kendi içerimizde eritiyoruz. Dolayısıyla kendi coğrafyamızın haricinde dünyada da var olmamız için bir defa kültürümüzün dünyaya açılması gerekiyor. Sevgili buradan çok çok sevgiler, selamlar. Gülsin Onay programıma konuk oldu. Dokunduğu gençler var. Fazıl Say'ın, sevgili Fazıl Say'ın çok çok sevgiler, selamlar. Onu da konuk almak çok isterim. Dokunduğu gençler var. Gerçekten ben müzik aleti de sattığım için biliyorsunuz evet, siz de aynı zamanda müşterim sevgili Şahin Aydın oradan da. Hem dostum, hem sanatçımız, hem de müşterim sevgili Şahin Aydın. Çok güzel gençler var. Evet. Gerçekten. Ben çünkü onlarla iç içeyim. Sürekli onlarla birlikteyim. Çok güzel gençler var. Ama bir de dışarıda çıktığım zaman da gerçekten çok kayıp gençlik de var. Çok kaybolmuş bir gençlik de var. Ailelere gerçekten yani şuramdan kopuyor bu çığlık. Ne olur? Yani çocuğumuzun eline şu telefonu vermeyelim. Verin tabii ama bundan önce ne olur bir enstrüman verin. Bu bir tabii. flüt olur. Onu bu bir araç olarak düşünsün. Cura olur, bu bir bağlama olur, bu bir gitar olur, bu bir ne bileyim başka herhangi bir enstrüman ne olur verin. Yani o enstrüman o çocuğa
o kadar çok şey katacak ki. Bir kere hocam sağ beynin sağ lobu ve sol tabii, lobu. Sağ el solu, evet, sol elde sağ lobu çalıştırıyor. Geliştirdiği tabii, için koordine çalışabiliyor çocuklarımız. Birçok işi birden yapabiliyor, planlama yapabiliyor. Çoklu düşünebilecek. Çoklu düşünebiliyor. Evet. Yani çocuğunuz isterse sanatçı olmasın ileride, sorun değil. Tabii. Ona kattığı yetiler seçtiği herhangi bir işte, herhangi bir işte muhteşem yardımcı olacak. Bir kere sosyal olarak çocuk gelişecek, kendini ifade edebilecek. O kadar çok faydası var ki. Gerçekten benim şuramdan kopan bir çığlıktı bu. Ne olur kabul edin, duyun. Çocuklarımız, gençlerimiz, bizim geleceğimiz, başka hiçbir şeyimiz yok. Ev, para, pul, mülk, şan, şöhret, hiçbiri önemli değil. Hepsi gelir, çocuklarımıza kazanır, sahip çıkalım. Benim bir sloganım vardı, demiştim. Aynen. Yani her evde bir enstrüman çalınmalı, her evde bir şarkı, türkü söylenmeli, okunmalı. Her evet, evde bu olmalı. Kesinlikle. O kardeşlik duygularını, sevgiyi zaten bağdaştıracaktır. Eğer barış kardeşlik gelir ve sevgi aileden, evden başlamazsa, aynen, siz komşunuzla, yayılamaz, mahallenizle, toplumunuzla yapamazsınız. Bunu evden barışık çıkmanız aynen lazım. Onun için ne olur her evde bir enstrüman çalsın olsun. Çocuk çalsın çalmasın, görsün o enstrümanı. Çalsın, evet. Belki merak eder, çalar. Evet, biz yine bir reklam arası vermek zorundayız müsaadenizle. Evet. Üçüncü bölümde, son bölümde birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın efendim. Çok güzel türkülerle tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Aman 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 a
bahçaya girdi, çiçekler selama durdu. Salandı bahçaya girdi, çiçekler selama durdu. Mor menekşe boyun eğdi, gül kızardı hicabı. Menekşe boyun eğdi, gül kızardı hicabında. Yaralı yar, yaralı yar. Sandım ki cennete düştüm. Bahçanın kapısını açtım, sandım ki cennete düştüm. Ben o dosttan ayrı düştüm, elin dilinden diline. Ben o dosttan ayrı düştüm, elin dilinden dilinden. Yaralı yar, yaralı yar. Bahçanın kapısı güldür, dalında öten bülbüldür. Bahçanın kapısı güldür, dalında öten bülbüldür. Sefil Emrah sana kuldur, bağışla geç günahımı. Emrah sana kudur, bağışla geç günahımdan. Yaralı yar, yaralı yar. Çok güzel oldu, çok evet. Güzel. Ağzınıza, emeğinize, bilenize sağlık. Siz de çok güzel eşlik ediyorsunuz gerçekten. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun, çok çok sağ olun, var olun. Hocam, sizin bir sürü albümünüz var. 8 tane ya da 9 değil mi son? Evet. Albümle birlikte. Bunlar hangileri çok da değerli evet, sanatçılarla çalışmışsınız. Buradan hepsine sonsuz sevgiler, selamlar, saygılar. Daha önce ilk yaptığımız albümler hep koral çalışmaydı. Hı-hı. Çünkü Arif hocalarımızın, Musa Eroğlu, Yavuz Hı-hı. Top, Mulis Akarsu hocalarımızın Hı-hı. yaptıkları muhabbet türküleri vardı. Onlardan sonra ilk muhabbet algısını yaratmak için bir grup çalışması yapmıştık. Hı-hı. İşte rahmetli, saygılı anıyorum buradan Emre Saltık vardı. Metin Allah Karataş. Rahmet eylesin. Evet, gerçekten nur içinde uyusun. Kısmet olmadı programı evet, almak. Metin Allah Karataş, yine çok sevdiğim dostum Kemal Kaplan, sonra Naci Düzel. Bunlara beraber muhabbet hepsi albümlerimiz oldu. Tabii ki canlardan canlara diye başladık. Evet. Sonra değişlere muhabbet dedik. Sonra Türkü Yolunda diye bir albüm çıkardım. Bu arada solo çalışmalarım oldu. İşte Geley Dostum diye ilk albümü çıkarmıştım. Sonra Yedin Oğul diye bir albüm çıktı. Sonra en son çalışmamda da artık yeni dünya düzeninde diyelim albüm yapmak yani kaset yapmak artık çok zorlaştı. Çünkü evet. Sosyal medya olayından dolayı artık insanların birçok şeyleri alması mümkün değil. Eskiden plaklar vardı. Tek Hı-hı. türkülük plak olurdu. Hı-hı. Bir de arkasında olurdu iki tane. Evet. Şimdi tek türkülük bir çalışmam oldu. Onu bir dinleyelim mi tabii, hocam? Tabii onun da klibini çektik. Biz ha. çok yayınlıyoruz sizin o evet, türkünüzü. Öyle bir sevdaya düştüm ki düştüm sorma. Ki sorma. Evet. Çok güzel Hı-hı. bir türkü gerçekten sevgili izleyenler. YouTube'da var. İzleyin efendim. Hı-hı. Ayrıca şimdi hocam canlı söyleyecek. Ondan önce yine bir Ulus Müzik'te çıkardığım Gönül Verme diye bir eserim vardı. Onda çok da, güzel. Yeni çalışmalarım var. İşte biraz da siyasetle uğraştığım için zaman bulup eserlerimi piyasaya çıkan. Siyasetle ne anlamda uğraşıyorsunuz? Şimdi oradan da girelim bakalım.
Yeni bestelerimi çıkarma imkanım pek olmadı ama şimdi biraz zaman buldum. Onlarla ilgili çalışmalar da yapıyorum. Hocam? Yani yine bizim dokumuza uygun bir partide görevliyim. Çok güzel. Helal olsun. Orada yakışır. Ülkemizin geleceğine sahip çıkmak, çocuklarımıza güzel bir ülke bırakmak için. Yürekten yürekten sevgiler saygılar. Zaten sanatın kendi içerisinde sosyal yaşam ve siyaset vardır. Biz de iki koldan yürüyoruz. Helal olsun. Eyvallah. O zaman yeni öyle bir sevdaya düştüm ki sorma. Evet, söz müzik bana ait. Hep klip olarak yayınlıyoruz. Bu sefer canlı olarak sizden rica edelim. Öyle bir sevdaya düştüm ki sorma, ne yokuşu belli ne düz belli. Öyle bir yangına düştüm ki sorma, leyli leyli. Ne ateşi belli ne köz belli, aman leyli. Ne ateşi belli ne köz belli. Yangına düştüm ki sorma dalili neydi. Ne ateşi belli ne köz belli, aman neydi. Ne ateşi belli ne köz belli. Leyli leyli yarıda leyli, gelir geçer deme gayrı. Teslim ettim sana canım, kuruttum bir gül misali yar. Leyli leyli yarda leyli, gelir geçer deme gayrı. Teslim ettim sana canım, kuruttum bir gül misali yar. Öyle bir soysuza düştüm ki sorma, ne saati belli ne günü belli. Öyle bir yolsuza düştüm ki sorma, leyli leyli. Ne kıblesi belli ne yönü belli, aman leyli. Ne kıblesi belli ne yönü belli. Öyle bir yolsuza düştüm ki sorma dalili neyli. Ne kıblesi belli ne yönü belli, aman neyli. Ne kıblesi belli ne yönü belli. Leyli leyli yarda leyli, gelir geçer deme gayrı. Teslim ettim sana canım, kuruttun bir gül misali yar. Leyli leyli yarda leyli, gelir geçer deme gayrı. Teslim ettim sana canım, kuruttun bir gül misali yar. Çok güzel, ağzınıza sağlık. Evet, bu kime ait sözler ve beste? Söz müzik benim. Çok benim, güzel. Söz müzik benim. Bu klibimde bana yine sesiyle eşlik eden Nur, çok değerli dostum, Nurdan sanatçı İpek. Kardeşim Nurdan İpek'e
Sonsuz teşekkür ediyorum. Onun da çok değerli bir sesi vardır. Tabii çok güzel, çok kıymetli ben. Bir Arif Sağdan da benim öğrencimdi. Onunla bir kere sanatçımız söylememle koşa koşa geldi. Hem vokalini yaptı, hem klipte de yerini aldı. Ona da sevgilerimi iletiyorum buradan. Çok, çok teşekkür çok sevgiler, ediyorum. Sevgili Nurdan İpek'e de. Piyasaya çıkaran, sizlere sunan Akademi Müzik'te Rahmi Akkuş'a da buradan o konuda ona teşekkür da çok ediyorum. Çok teşekkürler. Hı. Bizim televizyonumuza da gerçekten çok çok teşekkürler. Evet. Ben çünkü klipleri seyrediyorum ve bütün o emeği geçen klipteki klip çalışmaları yapan arkadaşlara, söyleyen arkadaşların emeğine de sağlık. Bizim de şeyimiz sürekli veriyor. Evet. Televizyonumuz evet, sürekli veriyor. Bu kültürün buradan Cem TV'ye de tabii bu kültüre verdiği emekten dolayı tabii sonsuz teşekkürler. Ve bu programda da gerçekten emeği geçen, burada kamera başında gerek işte masa başında emeği geçen canım emekçi sevgili arkadaşlarımı çok seviyorum. Onlara sonsuz teşekkürler hepsine başta. Ya biz de burada gülerek söylüyorsak, çalıyorsak evet, tabii ki kameranın onların güler güzelliği, rejideki arkadaşlarımız. Aksediyor bize. Yani binadan içeri tabii girdiğinizde o sıcaklığı hissediyorsanız o zaten öyle sıcak oluyorsunuz. Aynen siz söylüyorsunuz. Öyle. Aynen öyle. Onun için tabii Cem TV ailesi adı gibi kendisi de çok güzel gerçekten. Gerçekten hizmette sonsuz teşekkürler. Tabii bu kültürün iyi, belki çok kazanmıyor görüyorsunuz reklam veren işte. Biz buraya biraz reklam verin. Tabii bir sürü insanlarımız evet, var. Bizim niye reklam evet vermiyorsunuz? Evet. Reklam verin, bu TV yaşasın. Sizin kültürünüze tabii en iyi hizmet eden kanal bu tabii değil mi? Tabii, kesinlikle. Türkleri sizlere evinize götürüyor, hizmet ediyor burada. İş adamlarımız. Çalışan bir sürü arkadaşlarımız var burada. Lütfen evet bu kültüre sahip çıkın. Evet. Bu kültürün kaybolması demek, bu toprakların erozyona uğraması demektir. Kuruması, çöl olması tabii demek. Ki, tabii ki. O yüzden ben özellikle iş adamlarımızdan, tabii çok ki değerli bizim kıymetli iş adamlarımız var. Her ne alanda, eğitim alanında hizmet verebilirler ya da bir şey belki korktuklarından vermiyorlar. Korkunun ecele faydası yok diyorlar ya. Yok, niye korksunlar yani, ki? Bizim şöyle yani, korkarak yaşamaktansa bir ömür boyu yani, cesaret olur bir gün yaşarım. Gerçekten bizim kanalımızın yaşayabilmesi için efendim tabii reklama ve bütün kanalların ihtiyacı var. Ben iş adamlarımızdan özellikle gerçekten yürekten rica ediyorum. Kanalımıza reklam versinler. Kanalımız gerçekten gerek tabii yurt dışından gerek yurt içinden çok seyrediliyor. Biliyorum. D-Smart'ta varız, uyduda varız, internet üzerinden seyredilebiliyoruz. Çok çok ricamdır bu. Hem kendi firmaları için değer katar tabii firmalarına televizyonumuz. Hem sonra de kendi kültürümüzü yaşatan bir kanal tabii bu. Tabii ki. Cem TV. Çok da az bizim gibi kanallar. Yaşaması gerekiyor gerçekten. Bir şey hatırlatabilir miyim? Duyarlar. Bu klibim çekiminde işte ben Divriliyim biliyorsunuz. Divri'nin yaşayan hafızası dediğimiz Yusuf Güldal'ı var. Çok emek verdi. O tren çok yolunu falan ederiz, o dağları falan ha, çok beraber güzel gezdik. Yusuf abime buradan saygılarımı sunuyorum. Sonsuz Divri'nin saygılar hafızası. Divri'nin iyi bir kültür taşıyıcısı. Çok güzel. Sevgiler, ikinci klip için geleceğim Yusuf abi. Ali arkadaşım var yine beni şu an izliyor, benim liseden arkadaşım Divri'de. Sana da selamlar ve Nevzat babam Karadeniz'de. Karadeniz'in dağlarında. Ne güzel. Gönlü türkülerle dolu bir abimiz Nevzat ne Kenanoğlu ve Ali Sönmez'e sevgilerimi sunuyorum size arkadaşlar. Bu gelecek türkü sizler için olsun. Aynen, o zaman programımızın bitmesine de galiba çok az bir zaman kaldı. Son türkümüz mü? Bu son türkümüz. Ben programıma değer kattınız gerçekten. Ben de teşekkür ederim. Çok çok değerlisiniz. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Özellikle bir sanatçı olarak siyasetle ilgileniyor olmanız beni sonsuz mutlu etti. Ben bu yönünüzü bilmiyordum. Eyvallah. Sanatçıların siyasetle ilgilenmesi çok güzel bir şey. Çünkü gerçekten aydındır sanatçılarımız. Ve sanatını yapıp geri çekilmemeli. Bence siyasette de var olmalılar. Evet. Sanatları ayrı, tabii, siyaset tabii ayrı tabii. Gerçi hepsi bir anlamda da iç içe de. Sonsuz teşekkürler evet o yönünüzle de. Çok kıymetlisiniz, çok değerlisiniz. İyi ben ki varsınız. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Tekrar beklerim ben. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Beni konuk ettiğiniz Cem TV ailesine ve dünyanın dört ucuna sesimizi duyurduğunuz için. Cem TV ailesiyle beraber çok güzel bir program oldu. Ben hala birkaç türkü daha okumayı düşünüyordum. Haydar Haydar'ı uzun yollar diyordum ya, ama cansınız zaman kalmadı. O zaman programın yine, saatini uzatmamız gerekiyor demektir.
Değerli, yine inşallah başka. Yine ritim sazlardaki kardeşime çok teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkür ederiz Hüseyin Bey. Sanatın bizi kırmıyorsunuz, geliyorsunuz. Hüseyin Bey aynı zamanda Tele1 bizim, hiç reklam olsun. Evet, o da bizim kanalımız. Tabii, Tele1'de evet. Çalışma Yaşamı diye bir program sunuyor, yönetiyor. Evet, onların da ihtiyacı var Tele1'in de gerçekten. Çok az kaldı bizim gibi kanallar. Evet. Ne olur destekleyin sevgili iş adamlarımız. Hüseyin Bey de Cuma günleri. Cuma 18'de Çalışma Yaşamı ile ilgili bir programı var, izleyebilirsiniz. Ben size sonsuz teşekkürler ediyorum efendim. Haftaya yine çok değerli bir konuğumla evlerinize konuk olacağım. Saat 2'de, pazar günü saat 2'de, 14'te tekrar birlikte olacağız. Bizi unutmayın, o saatinizi bize ayırın lütfen. Çocuklarınızla birlikte ekranın başında olmanızı ben ümit ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Ne olur türkülere, sanatımıza, kültürümüze sahip çıkalım. Sizleri çok seviyorum. Sonsuz sevgiler. Ne kadar süremiz var? Herhalde bir türkülük zamanımız var. Bir türkülü bitiriyoruz. Yani uzun havadan bir kıta bir türkü olur mu? Var mı o kadar süre? Vermeyiz. Olur, sizi mi kıracağız? Vermeyiz diyorsun. Şahin Hoca. Yok, veririz. Ben başlarsam bitiremezsiniz. Bir tarlaya su bağladım, bir tarlaya su bağladım. Geldim gittim ben ağladım. Sen ağlama suna gelin, sen ağlama Gürcü gelin. Karaları ben bağladım. Suna gelin, suna gelin, ellerini yuma gelin. Beni senden ayıranlar düşebilir bir kama gelin. Nice derde dayandım, bu derde dayanamadım. Felek beni adım adım kovaladı, yaralandım. Bilmem feleğe ne inedim. Felek beni adım adım kovaladı, yaralandım. Bilmem feleğe ne inedim. Ömrüm sana doyamadı. Dediğin diken oldu, gül yerine ömrüm soldu. Yaram sızıladı kaldı, saran bir dost bulamadım. Felek beni adım adım kovaladı, yaralandım. Bilmem feleğe ne inedim. Felek beni adım adım kovaladı, yaralandım. Bilmem feleğe ne iledim, ömrüm sana doyamadı.
Sefil Emrah der bu alem, akar yaşım kalem kalem. Sefil Emrah der bu alem, akar yaşım kalem kalem. Ne o yare bir tek selam, salam dedim salamadım. Felek beni adım adım kovaladı, yaralandım. Ömrüm sana doyamadı. Felek beni adım adım kovaladı, yaralandım. Bilmem feleğe neyledim, ömrüm sana doyamadı.